Maç öncesi kazanmamız gereken bir maçtı. Çünkü rakibimiz iç sahada puan kaybı çok yaptık ama onu telafi etmek istiyorum. Son 4 maçta da 10 puan kazanmış olduk. Maça iyi başladık. İlk yarı inanılmaz şekilde iyi bir oyunumuz vardı. Golü de bulduk, goller de bulabilirdik. Fakat ikinci yarı çok iyi başlayamadık. Rakibimiz daha baskılıydı, golü de buldu. Sonra gol yedikten sonra son dakikalarda bulduğumuz gol bize 3 puan getirdi. Dediğim gibi inanılmaz şekilde oyuncular istekliydi. Sadece ikinci yarının belli bir bölümünde biraz sıkıntılar çektik. 10. olduk. Bu seneki hedeflerimiz arasında ilk 10'da olmak vardı ama lig uzun bir maraton. Güzel bir gidişatımız var. Dediğim gibi 4 maçta alınan 10 puan. Şimdi Trabzon maçı var. Bu galibiyetimiz yeni yıla girerken tüm taraftarımıza, Giresunspor camiasına hediye ediyoruz. Oyuncularıma da teşekkür ediyorum. İnanılmaz şekilde bugün belli bölümler hariç iyi oynadılar. Trabzon hazırlıklarına bir yılbaşı iznimiz var. Ondan sonra devam edeceğiz. Ofansif oyuncularımız zaman zaman pozisyonlara giriyorlardı, değerlendiremiyorlardı. Bugün Sergio verimli oldu. Bayit zaten bize inanılmaz şekilde son dakikalarda attığı gollerle katkı sağlıyor. Beğendiğimiz, güvendiğimiz, hele Sergio 2 senedir, 3. senemiz çalıştığım ve günden güne gelişim kaydeden bugün de çok iyi oynadı. Dediğim gibi bizim güvendiğimiz oyunculardan bir tanesi. Bizim amacımız burada oyuncuların performansını yükseltmek. Bu son 4 haftalık periyotta da inanılmaz şekilde bir çıkış halindeyiz. Dediğim gibi ama biz sezon başından beri bu sene de sıfırdan gene kurulduk. Bir uyum süreci vardı. Şu dönemde onu atlattığımız, birbiriyle iyi bir uyum içerisinde olduklarını görüyorum. İnşallah ligin geri kalan zamanda da bu devam eder. Borya'nın kartı çok gereksizdi, inanılmaz şekilde cezalı oldu. İnşallah sıkıntısını çekmeyiz ama yerine oynayacak oyuncular onu aratmayacaktır diye düşünüyorum. Trabzon iç sahada inanılmaz şekilde baskın oynayan bir takım. Fenerbahçe'yi de yendiler zaten. Ama son maçları onlar için kötü sonuçlandı. Biz de iyi gidiyoruz. İnşallah Fener, Galatasaray, Beşiktaş galibiyetlerimiz vardı. Bunun Giresun halkına bir de Trabzon galibiyeti hediye ederiz. İnşallah istediğimiz oyunu orada iyi oynarız ve güzel bir galibiyet elde ederiz diye düşünüyorum. Ben teşekkür ederim. Buyurun. Taraftarlara neler söylemek taraftar bugün biraz iş günü olduğu için, biraz saat uymadığı için biraz çok doğru değildi ama ben inanıyorum ki bu galibiyetlerle iyi gittikçe yanımızda desteklerini çok daha katlanarak arttıracaklar. Biz onlardan destek bekliyoruz. Bize inanıyorlar, güveniyorlar zaten. Her yerde bu desteği görüyorum. Biz de belli kısıtlı bütçelerde mütevazi işler yapmaya çalışıyoruz. Onlar da bizim bu işlerimizi gördükçe takdir ediyorlar. Bu spor kamuoyunda görüyorsunuz, her takımda problemler var, her takımda sıkıntılar çekiyorlar. Biz de bunları çekiyoruz ama dediğim gibi taraftarımız iyi günde de kötü günde de takımımızı destekliyor. Günden güne de artacaklarını, stada dolduracaklarını düşünüyorum. İlk kere bekoyu sizde Trabzon'dan puan için bir
Ya bu başka bir senaryo olacak orada. Deplasmanlarda farklı oynayan bir takımız. Gücümüz dahilinde oynamaya çalışıyoruz. Trabzon kadro kalitesiyle baş edecek gücümüz var ama zor maç olacak. İçeride onlar da iyi oynuyorlar. Dışarıda da sıkıntı çektiler son maçta. İlk yarıdaki oyunumuz, dediğim gibi bizim oyunumuz geçen seneki ilk yarı performanslarımızı artıracak şekildeydi. Geçen sene çok daha baskın oynuyorduk. Çok daha iyi oynuyorduk ama bu ona biraz yaklaştı diyebilirim. Dediğim gibi Trabzon maçı farklı bir senaryosu var, farklı bir düşünceleri var. Orada farklı bir taktik var. Trabzon biliyorsunuz bizim kardeş takımımız zaten. İkili ilişkilerimiz çok iyi onlarla. Onlarla güzel bir, keyifli bir maç olacağını düşünüyorum. Geçen seneki maç orada beraber evlenmişti. Dediğim gibi galibiyete, bir Trabzon galibiyete de ihtiyacı var. İnşallah onu da kazanırız diye düşünüyorum. Başka sorusu olan? Teşekkür ederiz. Tamam.